Ben de çoktan beri bizim... Efendim, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Gündeme dair programımızda bugün çok değerli bir konumuzla beraberiz. Sayın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü, Sayın Hasan Profesör Doktor Hasan Kaya hocamız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Cengiz Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geçenlerde de bir program icra etmiştik. Evet. İnşallah o program çok faydalıydı, çok da güzel geçmişti. Şimdiki daha da güzel geçeceğine kalben inanıyorum. Evet. Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim Cengiz Bey. Bizim tabii memleketimizin 25-30 binlik bir gençliğe hitap eden bir üniversitenin başındasınız. Evet. Gerçekten de sorumluluğunuz çok yüksek. Öncelikle emeğinize sağlık. Sizleri yakinen takip ediyoruz. Özellikle bu pandemi dönemindeki çalışmalarınız, pandemi sonrasındaki rehabilitasyonunuz, çalışmalarınız halen de devam ediyor. Evet. Birçok konulara temas edeceğiz. Öncelikle sizleri tanımayanları şöyle kısaca kendinizi tanıtırsanız efendim. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsunuz? Rektörlük aşamasında kaçıncı döneminiz? Neler yaptınız, neler yaptınız? Kısaca şöyle tanıttıktan sonra sorularımıza hep beraber geçelim inşallah. Buyurun efendim. Sözlerime başlamadan önce şahsım ve üniversitem adına herkes saygıyla selamlıyorum. Eyvallah. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi anlatmak fırsatı buldunuz. Üniversite açısından o yönden de çok çok teşekkür ederim. Şimdi ben yaklaşık olarak 20 yıldan beri buradayım. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesi başladık 2002 yılında, açıldığı dönemde. Açış aşamasında gelmiştik. 2006 yılında başhekim olarak başladık. 2010 yılına kadar başhekim olarak devam ettim. Daha sonrakinde bir süreçte tekrar şey yaptık. 2007 yıldan beri de üniversitede rektör olarak devam etmekteyim. Maşallah. Bu son dönemimiz. Yaklaşık olarak üniversitede iki dönem vardır. Onu hatırlatmak isterim. Bir 4 yıl, 8 yıl. 8'ini tamamlayacak. Kendi vazifemiz olarak hastaneye dönüş yapacağız. Kendiliğinden asli akademisyen görevimize dönüş yapıyorsunuz. Aslında biz asli dönüş yapabiliriz. Zaten içindeyiz zaten. Ben zaman zaman derslere de giriyor musunuz hocam? Zaman zaman derse de sürekli derslere giriyoruz. Ve hasta da bakıyoruz. Onu da söylerim. Hasta da bakıyorum. Günlük olarak vizitimizi yapıyoruz öğrencilerle, hastalarla. Yani hem sahadasınız hem masadasınız. Tabii tabii. Eyvallah. Asli görevimiz odur. Yani bırakmak da mümkün Allah değil. O yönden hiçbir sıkıntımız yok. Asli görev asıldır yani. Eyvallah. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten de hem üniversitenin içerik olarak akademik yönünü hem de gençlerimizin her açıdan donatılmasını, sıkıntılarını, ihtiyaçlarını, barınma olsun, ihtiyaç olsun, eğitim açısından olsun, okul hatta mezun olduktan sonraki eminim dertleriyle bile dertlenen, onlarla hemhal olan bir yönünüz olduğunu da ben biliyorum. Evet. Samimi hem babacan hem de bir hoca olarak da sizleri mutlaka arıyorlardır mezun olan evlatlarımız. Onun için de sorumluluğunuz çok yüksek. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Efendim tabii üniversitede birçok akademisyenimiz var, idari personelimiz var, insan kaynaklarımız var. Bu üniversitemize şu anda yeterli geliyor mu? Özellikle pandemi döneminde durumlar ne oldu? Yani şimdi, yeterli görüyor musunuz bu şeyi? Şimdi üniversiteyi ikiye ayırmak lazım. Herhalde sizin sorunuza karşılık bizim bir akademik olarak, eğitim olarak üniversite tarafı bir de hastane tarafı var. Bildiğiniz gibi iki tane hastanemiz var. Hatta üç desek de yanlış olmaz. Birincisi tıp fakültesi, araştırma hastanesi. Şimdi adı da değişti, üniversite hastanesi olarak. Evet, araştırma o sorularını bir tanesi. Ondan sonra diş hekimliği fakültesi hastanesi var. Bir de hayvan hastanemiz var. Ondan söylerim ruhsatlı hayvan hastanemiz olduğunu söylerim. O yönden sağlık açısından bazı sıkıntılarımız var. Bunu söylemekte yarar var. Çünkü gelişme düzeyi devam edecek. Tıpta bildiğiniz gibi sürekli bir gelişme var. Evet. Takip etmek lazım. Ne kadar öğretim üyesi fazla olursa o kadar hizmet daha çok olacak. Daha ilgi olacak. Şunu da açık ve net söyleyebilirim. Üniversitemizde, hastanesinde organ nakli ve kemik ilin nakli dışındaki her türlü ameliyat ve hizmetler yapılmaktadır. Maşallah. Çok da fazla bir eksimiz olduğunu söylemek mümkün değil. Tebrik ederim. Ondan da mutlu ediyoruz. Ama gittikçe de öğretim üyesi kadrosunu güçlendiriyoruz. Bu bildiğiniz gibi 2016'daki darbe girişiminde sonucunda kanun hükme kararnamesiyle öğretim üyesi veya memur bazında ayrılmalar, mecburi ayrılmalar olduğundan beri biraz sarsıntıya girmiştik ama zaman içerisinde telafi edildi, sayılabilir. Daha iyi yere geleceğiz. Bu senele 2022 yılında herhangi bir neredeyse hiçbir açımız kalacağını düşünüyorum.
Tebrik ederim. Yani diş hastanesi ile ilgili durum. Diş hastanesinde biliyorsun diş hastanesi tıp fakültesi hastanesi, üniversite hastanesinin içerisinde hizmet yapıyor. Ek binası var. Şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz ekonomik sıkıntıdan dolayı firma bıraktı. Yarım işi bırakınca bizim tabii tüm Türkiye'yi etkiledi. Bizi de etkiledi. İnşaatımız durmuş vaziyette ama tekrar ihalesini yaptık. Tekrar başladı. İnşallah 3 yıl içerisinde hizmete girecek. İnşallah. Gerçekten Türkiye'nin bir ihtiyaç. Türkiye'nin en iyi bir binası olarak da değerlendirmek lazım. 22 bin metrekare evet. Kapalı alanı onu söylemek lazım. Bir de enerji olarak da güneşten yararlanacak sistemde kuruluyor. Yani alternatif enerjiden de faydalanmak tabii. Bravo. Yaklaşık olarak da %168 tane ünit olacak. Şimdikine 60 olduğunu söylersek 168 ünit olacak. Hatay'ın her tarafına yetecek kadar imkanlar sağlayacak bir fakülte olarak herhalde 2-3 yıl içerisinde faaliyetini gösterecektir. Çok güzel. Biz sizin tabii geçen dönemlerde pandemi döneminde bu pandemi süreciyle ilgili çalışmalarınızda evet. Şahit olmuştuk. Hatta sizin ifadenizde biz pandemiye girmeden önce çalışmalarımızı evet. Başlatmıştık demiştiniz. Gerçekten de bu çalışmalarınızın semeresini de zaten yapmış olduğunuz katkılar ve karşılığını da gördük hastanede. Allah evet, iyi unutmamışız onu da söylemek diye var. Bir yıl önce tekrar evet. Burada o hangi aşamada dönüşmüştük. Efendim şu anda? Çünkü pandemi bir ara rahatladı. Tekrar şu anda farklı bir varyasyona dönüştü. Varyasyona dönüşse de ben şimdi bizimki verilere söyleyeyim mesela. Çok fazla bir hasta potansiyeli yok. Aşıların yok. Burada çok önemli bir etkisi var. Ayakta geçiriyor hastalar. Bize gelen hastalarda çoğu… Gripin farklı bir versiyonu mu efendim? Gripin farklı bir şey değil mi? Yok ayakta? Yani bu omikron dönüyor ama yani bunu tabii şunu söylemekte yarar var. Yani ne kadar farklı olursa olsun aşı önemlidir. Gelen hastalar aşılarını düzgün olarak yaptıran, rapelini yaptıran hastalarda biz ayakta geçirdiğini düşünüyoruz. Çoğu da öyle yani. Biz aşısız olup da yoğun bakımda takip ettiğimiz hasta neredeyse hiç yok. Çok nadir. Yoğun bakımda yatan hastalar… Ölümcül bir şeye yok, vuramıyor. Hiç karşılamadık. Aşı olduğu zaman. Aşı. Bravo. Hiç karşılaşmadık. Bizim yoğun bakımda yatan hastalar ya eksik aşı yaptırmıştır ya da hiç aşı yaptırmayan şahıslardan olmaktadır. Bu bizi mutlu ediyor. Onun için vatandaşlarımızın herkesin aşı yaptırması lazım. Rapellerini yaptırması lazım. Hatırlatma dozlarını açık ve net olarak yapması lazım. Buradan duyuyorsunuz değerli izleyicilerimiz, yani değerli hocamız özellikle bu aşı noktasındaki hassasiyetini dile getirdi. Evet. Hatta ki bizim yerli ve milli aşımız olan Türkovak aşısını da buradan o konuda yani ne dersiniz efendim? Türkovak. Bazen eleştiriler gazetelerde falan görüyoruz, medyada görüyoruz yani. Biz kendimize güvenmemiz lazım. Bravo. Kendimize güvenmesi olmaz. Dışlama olmaz. Verilerden son dün faz 3 çalışması sonuçları açıklandı. Gayet olumlu. Bundan da mutlu olduk. Biz tüm vatandaşlarımıza Türk aşısını, Türkovak aşısını tavsiye ederiz. Hiçbir sıkıntı yok. Belki BioNTech'ten dediğimiz Alman aşısından biraz çekinci var. Mesela onun yapılışı farklı olabilir ama. Çin aşısıydı. Ama yaptırsınlar ne aşısı olursa yaptırsın. Bizim eyvallah. Derdimiz. Çünkü insan hayatı. Şunu gördük. Aşısı olan da bu hastalık daha hafifsedir. Ehven geçirirler. Daha, evet. Evet mesela rahat. Ben kendime örnek vermek lazım. Ben de aşımı düzenli olarak kaç aşı oldunuz efendim? 4 aşı oldum. 2 Sinovac, 2 BioNTech. Covid'e yakalandık ama hiç hissetmedim yani. Hiç hissetmedim neredeyse. Şey mi? Bir rastlantı edelim. Olarak bir toplantıya girecektik mesela. Cumhurbaşkanı'nda verilen. Orada rutin olarak toplantı öncesi örnek vermek mecburiyetindesiniz. Bunu yaparken tesadüf ulaştık ama hiçbir şikayetim olmadı. Çok evet, da iyidir bravo. Yani. Onun için aşılar olmazsa olmaz. Ben bu vesileyle öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle teşvikleriyle ve değerli tıp dünyasının o aşının yapılmasına vesile olan sizlerin de katkılarıyla tabii ki birçok önerileriniz olmuştur mutlaka. Bu Turkova gibi yerli ve milli aşımızla bu göğsümüzü kabartan bir durumdur. Evet. Tıp dünyasına ve bunu bulan kardeşlerimize de buradan canı gönülden tamam. Teşekkürlerimizi çok, arz ediyoruz. Allah razı olsun. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Devamı da inşallah gelecek. İnşallah. Bu yönde Türkiye'de de atılan adımlar çok fazla. Onu da söyleyelim. Ben efendim aynı zamanda değerli hocamın hayvan deneyleri noktasında ben uzun yıllardır orada da Hatay Sivil üyesiyim. Orada yaptıkları güzelliklere de ben şahidim. Evet. Ortalama ayda 20, 25, 30'a yakın HÜBİTAK'a gönderilen yürütücülüğü değerli profesör doktor hocalarımızın yapmış olduğu muhteşem çalışmalar var. Denekler kullanılıyor. O denekler evet. Neticesinde de ben de nacizane. Cengiz Bey'e de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Hakikaten. Yani feda olsun.
O, ama o tıbbi terminolojiye de bizler de nacizane böyle %10 dahi olsa hakim olduk. Emeği geçenlerden ben buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani tıp dünyası, akademisyenler birilerinin söylemiş olduğu gibi yerinde durmuyor, çalışıyor. Daha da çalışsın inşallah. Evet. Daha da güzel başarılar da imza atsın. Dua ve temennisinde de bulunuyoruz. Efendim, üniversitemiz, kampüsümüz var tabii. Evet. Geniş bir yer maşallah. Ben son gittiğimde, ben dün gittim, her taraf yepyeşil. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yeşil bir üniversite, yeşil bir kampüs. Evet. Bunlar önemli. Bu evlatlarımız tabii böyle bir ortamda, oksijenli bir ortamda, hem göz seyirinin olduğu bir ortamda olmasına vesile olan sizlersiniz tabii. Sizin öncülüğünüzde, sizin riyasetinizde oluyor bunlar. Ekibinize teşekkür ediyorum. Peki bu yavrularımıza, bu gençlerimize sosyal, siyasal, kültürel bu açılardan ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Mesela bu çocuklarımızı o enerjilerini, o dinamikliklerini nasıl ayakta tutuyorsunuz? Bundan sonra gidecekleri, yani mezun oldukları zaman daha dinamik, daha dolu gençler olması için ne tür çalışmalar içerisinde bulunuyorsunuz? Yani üniversite yalnızca bir eğitim veren yuva değildir. Eğitim tabii geniş kapsamda değerlendirmek lazım. Kültür evet. açısından bakmak lazım. Öğrencilere etkileşim olması lazım. Kampüs bu yönden bir eğitim yuvası her yönüyle. Bravo. Kişinin kültürel yönden, sosyal yönden gelişmesi için bir bulunmaz nimet olarak değerlendiriyoruz. Biz neredeyse üniversite kampüsü olarak biz bize yetiyoruz. Onu da söylerim yani. Biz bize yetiyoruz. Onu da söylerim. Hem spor faaliyetler açısından altyapımız tamamen çok iyi. Onu da söyleyebilirim. Her türlü altyapımız spor açısından yeteri kadar olduğunu söylemekte yarar olduğunu görüyorum. İkincisi sosyal faaliyetler açısından her türlü mesela her veteriner fakültesi olsun, ziraat fakültesi olsun, edebiyat fakültesi olsun, fen edebiyat fakültesi olsun, mimarlık fakültesi olsun, tıp fakültesi durmadan mutlaka eğitim açısından ve sosyal faaliyetleri gündemimize getiriyoruz. Yani öğrencilerimiz arasındaki, mesela şimdiki söyleyeyim, basketbol turnuvası, futbol turnuvası, mesela geçen ay üniversite arası turnuvayı biz burada yaptık. Hı, 11 tane üniversite katıldı. Sahamız, her şeyimiz evet, müsaitti şey, bunun altyapı. Hiçbir sıkıntı yok. Üniversite katıldı. Mesela bu sene 2022'de halk dansları, tüm üniversite arası halk dansları yarışmasını bizim burada yapmayı planlandı. Mayıs ayında yapacağız. 1000 kişi kadar bir beklentimiz ben var. Ben de katılmak yani, isterim. Ben de zaten şeyler. Müziği de seviyoruz yani. Yalnızca kampüste değil, biz bunu şehre yayacağız. Onu da söyleyeyim yani. Merkezde de halka açık vatandaşların ortamda da katılmasını sağlayacak çok şekilde çalışmamız var. Bir başka şey, öğrenci memnun sinema gösterisi istediğimiz zaman yapabiliyoruz. Gecesi gündüzü zaten yurtlar içeride olduğu için, kız yurdu, öğrenci yurdu içeride olduğu için 24 saat açık. Bizim kütüphanemiz 24 saat hizmet verdiği için ve modern bir kütüphane. Nasıl, kaç kişilik? Bayağı geniş bir böyle. Aynı anda 1200 kişi aynı anda maşallah. Şey hizmet yapabiliyoruz. 24 saat. O da iyi bir şey yani. Her türlü kantinimiz, kafeteryamız, her şeyimiz var. Ben şu soruyu da sormak isterim değerli rektörüm. Mesela tabii işte eczacılı şeyi var, tıp fakültesi var, veterinerlik fakültesi var, ilahiyat var, mimarlık var. Tabii bu hem sahada hem masada kendini rüştünü ispatlamış. Kendini her açıdan geliştirmiş olan değerli hocalarımız var. Akademisyenler evet. var. Bizim gibi mesela ben bir 30 küsür yıllık bir mali müşavirim. Bağımsız denetçi ve mali müşavirim. Bizim gibileri de oralarda aslında gençlerle buluşturma gibi çalışmalar içerisinde bulunuyor musunuz? Bu çok önemli. Yani ben bunu önemsiyorum. Batılı ülkelerde bu çok var. Üniversitelerde sadece teorik anlamda değil, sahada da kendini ispatlamış olan insanlardan. Özellikle mesela girişimcilik açısından evet. biz zaman zaman davet ediyoruz. Dışarıdan iş adamlarına da davet ediyoruz. Bu özellikle mesela siz de davet etmek isteriz, onu da söyleyelim. Estağfurullah, ben. Başımızın bunu tacı. Bunu hemen bir yere yazdım. Çokken davet ediyoruz dışarıdan. Bize deneyimlerini anlatıyor. Yılda en azından 4-5 tane. Biz üniversite düzeyinde ama fakülte düzeyinde mesela iktisat fakültesi bu zaten rutinde dinleyicilerse. Çok güzel. İş adamları çağırıyorlar, dersin 40 dakika, 45 dakika, 2 saat falan. Anlatıyor, ders olarak anlatıyor. Çünkü sadece teorik, çok teorik bir noktada yani. Yeterli değil, evet yani. Yeterli değil, bunun sahası da budur yani. Deneyim olmadan olmaz yani tecrübe odur yani. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim aklımıza gelirse sizi mesela ilk şeyde sizi davet edeceğiz inşallah. Ben aynı zamanda şeyde bitirdim, ilahiyatı da ilitamla biliyorum, bitirdim, dışarıdan da bitirdim. Biz sizi de takip ediyoruz. Estağfurullah, yani. Gençleri biz seviyoruz. Çünkü evet. gençler bizim geleceğimizi inşa edecek evlatlarımız. Yani, onlar için biz fedayız ya. Başımızın tacı. Tabii şeyin de vatandaşların da üniversite ilgisi fazla olması lazım biraz da yani. Özellikle
sizleri görüyoruz, takdir ediyoruz. Onun gibi sizin gibi insanların sayısının artmasını umut ediyoruz. Biz bunu günümüz dünyasında rol model diyoruz. Bizler, evet. Biz bu rol modelliği bu evlatlarımız için feda etmeye, zamanımızı onlar için harcamaya, kullanmaya her daim hazırız. Bunu bilin lütfen. Biz ve bizim gibi niceleri var. Gerçekten evet. De o gençlerle buluşturun. O gençlerimiz yani her türlü soruyu sorabilirler. Sizin şu anki rahatlığınız gibi. Neden? Çünkü kendine özgüveni olan insanlar. Rahatlıkla işini sorumluluk içerisinde bilincinde yapan insanlar her daim başarılı olurlar. Ve gençlerle buluşurlar. Ben efendim üniversitemizdeki bölümleri zaten saydınız. Bu bölümler gerçekten yoğun ilgi var mı? Mesela üniversitemizde. Bizim üniversitemiz bu şeyi, cazibeyi sağlayabilmiş mi? Gerçeklerle hareket etmek lazım. Bu evet. Seneki mesela mühendislik fakültelerine yoğun ilgi yok. İktisat fakültesine yoğun ilgi yok. Yok. Biraz düştü. Bunun en büyük etkilerinden birincisi mühendislik fakültelerinde belli bir 300 bin, ilk 300 bine girmeyenin altındaki kimseyi öğretmeye hiç kabul etmiyor öğrenci. Yani bu Yüksek Öğretim Kurulu'nun aldığı bir karar. İktisat fakültesinde öğrenci sayısının azalması şey bildiğiniz gibi üniversite sayısı arttı bir. İkincisi açık öğretim. Önemli bir. Herkes açık öğretimden. Adamın işi var, gücü var. Açık öğretimde bitirme imkanı olduğu için bir şey. İkincisi tesis yüksek lisans var. Dışarıdan eğitim var. Onun için biraz iktisat fakültesinde herhangi bir biraz sıkıntı oluyor. Bizde mühendis fakültesi olmadığı için biz bu şey bu sorunu yaşamadık. Ama bizim de istediğimiz belki de budur yani. Çok da fazla öğrenci gelmesine belki, gerek yok yani. Daha da kaliteli eğitim yaparız yani. Efendim ben onu da söyleyeyim. 50-60 kişilik şey yaparsa 25 kişilik daha bir eğitim, öğretim yapmak aslında daha da bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Tam da ona gelecektim değerli rektörüm. Evet. Aslında bu vesile oldu. Ben şöyle bir kaygım yok yani. Onu da söyleyeyim. Hiç kaygım yok. Doluluk oranı açısından bakarsa %80'inde Türkiye'deki doluluk oranı açısından üniversite karşısında biz iyi bir yerdeyiz. Onu da söyleyeyim. Ama ben sayısal şey yapmıyorum. Kalite açısından evet. Daha önemli olarak onun için kaliteli... Tabii nitelik ve nicelikte evet, siz niteliği ön planda tutuyorsunuz. Hayır, nitelik olmadan olmaz. Evet, sayısal evet. Bir anlamı yok. Mesela yani. Bazılar arkadaşlarımız bana sordu gençler. Dediler ki değerli hocam, üstadım, efendim neden bizim MEKÖ'de bir eczacılık yok evet, dediler. Evet, yani... Neden dediler bir hukuk mesela fakültesi yok dediler. Ben de ona dedim ki bence Türkiye'mizde zaten yeterince hukuk fakültesi olduğunu düşünüyorum. Eczacılık da var aslında. Hukuk da var. Önemli olan bunların içeriğini doldurabilmek diye düşündüm ama tabii sizler... Yani ihtiyaç yok yani. Onu evet, ihtiyaç meselesi. Siz şey yapıyorsunuz, eczacılar evet. Biliyorsunuz, hukuk fakültesinde her tarafta her şey olacak bir şey yok. Doğru. Yani. Onun için evet. Bunun için çok şey değil. Yeteri kadar bizim Türkiye'mizde eczacılık fakültesi var, hukuk fakültesi var. Açılmış olan hukuk fakültesinde mesela öğretim üyesi, açıklar var. Önce onların kapanması, yeniden açılması değil de onların iyileştirmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Ben değerli rektörüm bundan 5-6 yıl önceydi İstanbul'da bir sayın bakanlarımızın da olduğu, sayın valimizin de olduğu bir ortamda bu eğitimle ilgili ben serbest kürsüde söz aldım. Ve dedim ki efendim ben tabii bir eğitimci sizler gibi profesyonel bir eğitimci değilim. Hı. Ama halkın içerisinde eğitimi takip eden, eğitime de önem veren bir vatandaşım. Bir babayım, bir veliyim her şeyden önce. Ben de bir mali müşavirim. Binlerce öğrenci stajyer yetiştirdim. Evet. Ben şunu gördüm. Yani ara eleman eksiğimizin olduğunu gördüm efendim. Evet. Kalifiye eleman eksiğimizin olduğunu gördüm. Ben bunları söyledim, dile getirdim. Mesela elemanlarımızın 4. sınıftan itibaren aslında yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum dedim. Acaba Türkiye'mizde şu an teknik işte Sayın Cumhurbaşkanımız herhalde evet. Buna ilgili bir çalışması var. Teknik ve mesleki alanlara kaydırılması ile ilgili. Nasıl düşünüyorsunuz? Mesela üniversitenin STK'larla, meslek mensuplarıyla, sanayi ile olan şu anki bir irtibatı, bir ilişkisi hangi düzeyde efendim? Ne düşünüyorsunuz o konuyla ilgili? Yani teknokent diyebilirsiniz. Şimdi, şimdi çok iyi dersek yanlış olur. Eyvah. Konuşursam. Ama bunun daha ileri seviyede getirmesi için uğraşıyoruz. Çok ciddi ciddi kolay uğraşıyoruz. Olmadığını biliyorum. Yani evet. Çok uğraşıyoruz. Belli bir yere de geldik. Teknokent biliyorsunuz 3 yıldan beri bizde var. Bu önemli bir şeydir. Talep de çok fazla. Bu vatandaşla üniversitenin arasındaki çok bir önemli bir bağ. İş adamları önemli bir bağ olarak görüyoruz. Bizim öğretim üyelerimizde bu işi öğreniyorlar. Teknokent sayesinde araştırmaya, geliştirmeye daha fazla yatkınlık oluyor. O çok önemli bir şey. Sanayi açısından bize iki biliyorsunuz İskender Teknik Üniversitesi var. Evet. İskender Teknik Üniversitesi mühendislik alanda biraz daha bizden gelişmiş olduğu için
Bunlar sana yönde çok fazla çalışmalar var. Evet, güzel. Bizim yaptığımız genellikle ziraatla ilgili çalışma. Biz biliyorsunuz ziraat fakültesi bizim çok gelişmiş bir ziraat fakültesi. Onu da söylemekte yarar var. Ziraat yönden, iktisat ve işletme yönünden tüm iş adamları falan bağlantımız var. Yazılım, birçok şirket yazılım açısından biz de Teknokent'ten geri kira aramış durumda ve hizmet veriyorlar yani. Maşallah, bravo. Çok, herhangi bir sıkıntımız yok. Şeylerde saha uygulamaları var mı? Mesela diyelim ki ziraat fakültesinin, çiftçinin ihtiyaçları var değerli rektörüm, değerli hocam. Yani, şimdi söyleyelim onu da. Evet. Biz elimizden geldiği kadar biz Hatay'ın her tarafında çiftçinin ayağına gidiyoruz. Bravo. Da bravo. Ziraat odalarına bağlantı kurarak her tarafı gitmediğimiz derdesi yok. Beni izleyenler, bana soruyu soran kardeşlerimiz, bakın sayın hocamızın ağzından bu tarz bizzat ilgili yere hizmet istenilen yere gidiliyor. İkincisi bize talep gelip de hiçbir red çektiğimiz, olmaz dediğimiz hiçbir zaman olmamıştır. Çok güzel. Bizim rektörlük, ben kendimi telefonu da veririm mesela, bana istedikleri zaman ulaşabilir. Zaten siz de takdir edersiniz ki 24 saat açık olsa mesaisinde her saat bana ulaşabilirler. Biz Karayazı'ya gittik, her tarafa gitmediğimiz yer yok yani Türkiye'nin. Özellikle ziraat açısından çok çok önemsediğimizi şey yapalım. Hayvancılık açısından bizde yetişmiş tabii, çok mevcut fazla mevcut tarım politikalarıyla olan şey. Bizim değerli öğretmenlerimiz var bu özellikle. Hayvancılık bitki çok büyük çalışmalar var. Bunlar da buradan duyurmak istiyorum. Ondan da biraz talep olması lazım. Arz talep karşılıklı mı? Bir tarafın partner olursa, birinin uyumsuz olursa olmaz yani. Evet. Biz uyum sağlıyoruz onlarda. Bizim önemli olan bak, Türkiye'de olmayan bir fırsat yani. Türkiye'de bir tane bitki hastanesi bizde. Bize her türlü Trabzon'dan geliyor, Malatya'dan geliyor, Kayseri'den geliyor, Hatay'a geliyoruz. Bu bitki hastalıkları üzerine uzmanlaşmış öğretimlerimiz ve altyapımız var. Maşallah, çok güzel. Ya. Çiftçi bize telefon açsa biz arabamıza gidiyoruz, oradan örnek alıp değerlendiriyoruz, yerine inceleyebiliyoruz. Öyle pahalı mahalı da değil yani. Biz herhangi birisi bunları yaparken bir kazanç elde etmek için yapıyoruz. Şeyi mi arayacaklar değerli rektörüm? Ziraat Fakültesi'nin ilgili iletişim yok, numarasını mı arayacaklar? Yok, belli zaten. Bitki hastalığı yazısı belli zaten. Çoğu vatandaşlar da öğrendi, onu da söylemeye de gerek güzel yok. Çok güzel. Çoğu vatandaş öyle söylemek istemiyoruz desem yanlış olur çünkü 6 ay mesela bazen şey veriyoruz, randevu veriyoruz. Çok o güzel kadar talep fazla yani, ondan söyleyeyim. Harika. Bu tabii çalışmakla oluyor. Mesela biz merkez laboratuvarında, Margen dediğimiz merkez laboratuvarında akreditli olmuşuz biz çok şeyde. Toprakta, zeytincilikte, zeytinyağının tüm şeylerinde, safhasında, zeytinyağı üretimle ilgili safhasında akreditasyonu olan merkezlerden bir de biriz. Yaklaşık bir ay sonra, onda müjdesini yaklaşık atık sular konusunda, atık sular var biliyorsun, belediye alıyor, işletme alıyor filan. Evet. Atık suların hepsi dışarıda yapılıyor, Hatay dışında yapılıyor. Biz inşallah iki ay sonra, bir buçuk iki ay sonra tüm Hatay'daki atık suların tetiklerini yapacak düzeye geleceğiz. Tabii akreditasyon aşaması, şimdi de yapabiliriz, akredite olmak lazım. Evet. Son aşamasına geldik. Artık yani atık sularda herhangi bir karışım var mı, içinde ne var, madde var mı, ruhsat meselelerinde. Kimyasal analizini yapacak. Evet, her türlü kimyasal ve bakteriyel, viral tüm analizini yapacak bir güçteyiz, onu da söyleyelim. Bravo. Biz bunların hepsi vatandaş açık. Hani üniversite ne yapar dediğiniz zaman aslında çok önemli. Vatandaş açık, yalnızca çok bizim hastanemiz vatandaş açık değil, her tarafıyla vatandaş açık yani. Yok. Eğitim kurulu, milli eğitim biliyorsunuz önemli bir şey. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen bize taleplerin hepsini karşılamıştır. Eyvallah, ben aslında o soruyu soracaktım. Yani iç içeyiz yani. Evet yani, onlarla sözleşmeleriniz var bu konularla çok ilgili yani, protokolleriniz. Çok yani, biz ben telefon açıkta vakit hemen öğretmenle toplarım, ben bir an önce karar alırız. Ne talep varsa yerine getiriyoruz. Bize şimdiye kadar hiçbir problem çıkmadı. Taleplerin hiçbirine talep olup bravo da karşılamadığımız hiçbir durum olmadı yani. Birçok proje yaptık. 7 yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanı diğer kuruluşlarla birçok projemiz var. Yani sürdürdüğümüz projemiz var. Devam eden, bitirilmiş projelerde olduğunu söylemekte yarar var. Yani zaten asıl hizmetimiz, asıl görevimiz budur bizim. Mesela ben de X okulunda akademik kuruldayım. Evet. Geçen siz değerli öğretim üyelerimizin de oluştuğu bir ekip geldiler. Değerli tecrübelerini akademik anlamda evet bizlerle paylaştılar. Zaman zaman da derslere de girdikleri oluyor. Tabii, bu takdir tabii, aşağıya bir durum yani. Bu bir emektir. Asli görevimiz bizim. Eyvallah. Üniversitede 3 tane görev var. Araştırma görevlisi var. Araştırma.
görevimiz var. Eğitim görevimiz var. Bir de içinde bulunduğumuz topluma hizmet görevimiz var. Bu bizim asil görevimiz. Yani bunu yeterince faydalanıldığını düşünüyor musunuz? Yani asıl... Ben daha fazla faydalanmasını istiyorum. Eyvallah, değil mi? Yani sanki daha da... Yani beraber çalışalım. Evet, ondan bravo. Da tecrübelerinde yararlanmak isteriz yani. Tek başına değil. Biz okuyoruz ama asıl sahada olan vatandaş, çiftçiler, STK'lar, ziraat odası, ticaret odası sahada. Yani ülkenin gerçekleriyle bizzat iç içesiniz. Kesinlikle yani. Bravo. Yani olmak da lazım. Başka türlü olmaz. Yani. Ziraat açıdan, hayvancılık noktasında, tıbbi anlamda, deneyler noktasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sayın hocamızın da ifadeyle ben anladım bu kadarıyla muhteşem başarılara, projelere imza atmış. Ya elimizden geleni yapsın. Evet. İmkanlar dahilinde muhteşem desek biraz fazla gelir. Hayır, bunlar yani. Önemli ama. Yani çok önemli. Ben önemsiyorum yani. Şu koşullarda, şu sıkıntılı. Şimdi düşünebiliyorsun. Üniversite olmadığını düşün bak. Evet. Birçok tane dışarıda. Hastane olmadığını, üniversite hastanesi olduğunu düşün. 140 tane öğretim üyesiye hizmet yapıyor. Ya. Aç kalp ameliyatı yapıyoruz. Gecesi, gündüzünü devlet hastanesine bakamadı. Bu haklı olarak gene. Bizde yetişmiş araştırmalı var. Biz iş yapıyoruz, götürüyoruz yani. Ağır hastaları gecenin bir üçünde tek başına uzman ne yapacak? Bize gönderiyor. Biz hizmet yapıyoruz bunlara. Ben şunu da söylemekte yarar var. Yeniliklere nedir diye yenilikler diye sorabilirsiniz üniversite şeyde. Evet, ben geleceğim o sorum sırada zaten. Bir Acıbadem, ben bölgede bir Acıbadem, Adana Acıbadem arasında MR var. 3 Tesla dediğimiz. 3 Tesla dediğimiz MR almışız mesela. Biz hizmete de soktuk. Tomografisi yeni son model yani özel hastanelerde gösterilen olmayan birçok ünitelerse de. Adana'da şeyde üniversite hastası olmayanlar, şehir hastası olmayan mesela 3 Tesla MR'ı almışız. Çok ayrıntılı bir çalışma yapıyor. İkincisi bizim patoloji laboratuvarımız tüm Hatay'a neredeyse hizmet yapıyor. Deri yıkladı, tabii hizmet Adanalara gidemiyordu. Adana'ya gidiyor, mümkün olduğu göndermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Daha iyisini yapmak için şey yapalım. Hizmetin sonu yok gene. Ben biraz çalışacağım, diğeri çalışacak, diğeri çalışacak. Daha yükseltmemiz lazım. Ve biz de talep edeceğiz. Talep edeceğim. Vatandaşların ilgisi de olması lazım. Evet. İkincisi, sivil toplum kuruluşların ve üniversitelere sahip çıkması lazım. Aslında ben şunu soracağım. Bu Hatay'ın üniversitesi yani. Evet, Hatay diyoruz zaten. Hatay evet. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin STK'larla, sendikalarla, odalar, belediyelerle özellikle tamam, mesela... Hizmet açısında bana göre şöyle de olmasın. Üniversitenin ne eksiği var? Öyle de beklentiniz evet. Var. Onu da söylemek ki üniversitenin neyse hocam, üniversitenin ziyaret etsin, üniversitenin neyse bunu yapabilir miyiz? Katkımız olabilir mi diye bir de söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani. Ben de bunu kuruluşlardan, belediyelerden beklerim yani. Evet. Sağ olsun hepsi de katkı sağlıyorlar. Onu da teşekkür etmek isterim. Bunu da açıklayacağım ama daha fazlası isteriz. Daha fazla. Çünkü orada yaklaşık 13 bin tane kampüste 13 bin tane şey öğrencimiz var. 13 bin tane. Büyük bir şey. 13 bin tane bunun, öğrencimiz var. Öğrenci niye gelsin? İlgisini olsun. Yani hissedecek. Yani şehrin de kendisiyle ilgilendiğini hissetmesi yani lazım. Yani merkezi aratmayacak bir ortamı. Tabii hissedecek ayrıca, tabii. Yani belediyenin burada çalıştığını, bir hizmet yaptırdığını, sosyal kuruluşların hizmet yaptığını, işi bulma kurumun sağ olsun gelir hizmet yaptığını, Genç ve Spor İl Müdürlüğü hizmet yaptığını. Belediyelerde bir sıkıntınız var mı Sayın Rektörüm? Hiçbir sıkıntı. Yani yollar, şimdiye kadar hiçbir belediyeyle, kuruluşlara, dışında söyleyeyim, siyasilerle hiçbir sıkıntımız yok. Hepsine de çok teşekkür ederim. Bunu biz parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Eyvallah. Her zaman için yanımızda olmuşlar. Teşekkür ederiz. Onu da söylerim yani. Eyvallah. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Bu güzel bir şey. Mutlu doluyoruz yani. Zaten Hatay'a da yakışan budur zaten. Eyvallah. Peki öğrencilerin şikayet ettiği böyle şeyler ufakta olur mu mesela? Ufakta genelde diye. Mesela nelerden şikayet edirler? Yani genelde öğrenci psikolojisi... Biz bazen ne yapar öğrenci? Yemek. Yemek. Yani. Yemek iyi çıkmadı. İyi çıktı, şey çıkmadı. Ama şunu da söylerim. Şimdi mesela biz yemeği 2,5 liraya veriyoruz. Bedava ya. 2,5 liraya veriyoruz yani. Kantinler biraz pahalı olduğunu söylüyorlar. O da görüyorsunuz orada işçi çalışıyoruz. 42 tane işçi çalışıyoruz. Tabii. O kolay bir şey değil. Yemek 2,5 lira. İnşallah bu yılın sonuna kadar 2,5 liraya götürmeyi düşünüyoruz. Bu kadar zor şartlar içerisinde bile. Yani tabii dot 2,5 lira. 2,5 lira. Çok güzel. Elimizden gidiyor. Türkiye'nin belki de en az ucuz olan yemek açısından. Yemek tercihi yok değil mi? Tek tercih çıkıyor. 4 yani. Kap yine. 4 farklı yemek. 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane. 2,5 lira. Yanılmıyorsam 4 kap. Şimdi oradan öğrenciler. Bizim öğrenciler.
Der ki 3 kap der yanlış ama ben 4 kap olduğunu düşünüyorum. Ondan öyle, söyleyeyim. Birden şey şaşırdım öyle. Yani onu da söyleyeyim. 4 kap. Güzelmiş yani. Peki bizim üniversitemizin tabii Hatay'ımız gerçekten de tarihi dokusuyla, kültürel mirasıyla muhteşem bir yer. Evet. Asi Nehri'yle muhteşem bir yer. İnançlarıyla, dinamikleriyle muhteşem bir zenginlik. Modern yani vay, bütün inançların ortak bir noktası. Hoşgörü memleketi. Böyle medeniyetler şehri diyoruz. Böyle bu medeniyetler şehrinde burayı bir turizm cazibe alanı haline getirebilmek adına belediye bu imarla ilgili silüetini daha olumlu anlamda değiştirebilmek adına sizinle ortak çalışmalar oluyor mu efendim? Ya bunlar daha üst düzeyde. Bunu açık ve ne şeysin. Yani profesyonel, sizde çok değerli hocalarımız tabii, var. İsterlerse bize her zaman şey yaparız. Her türlü şehir planlaması çizgisi falan öğretimimizde var. Ama bunlar belki de üst düzeyde profesyonel yaklaşılacak evet, konular olduğunu değerlendirdiğim için ona herhangi bir yorum yapmam mümkün değil. Evet. Yani. Sonuçta belediye, tabii asıl belediyenin zaten asıl işleri belediye, değil. Profesyonel. Ha, sizden ama bize talep olursa biz her zaman için başımız üstünde yerler var. Onu eyvallah. Hiç şey yapmadık. Expo'ya da hizmet yapıyoruz. Hayvan barınağına da hizmet yapıyoruz. Her tarafı nereden isterlerse talep olursa. Bu hayvan barınakları son günlerde biliyorsunuz evet, gündem oldu. Hayvancağızlar evet, ortalıklarda onların sahiplenilmesi ve uygun kesinlikle yerlerde barınması yani, ilgili. Hayvan hakları ayrı bir şey. Evet, her yani, yaşayanın hakkı vardır. Ağacın da hakkı vardır. Ben de buradan sesleniyorum. Ben de hayvan deneylerinde hayvan haklarını sonuna kadar savunan ve özellikle onlara yanlışlık şimdi yapanlarla ilgili bakış açınız değiştiğinizi düştüm. O kurullara girince bakışırsın. Bu tabii, farenin bile ne kadar çok önemli olduğunu bilecek. Mesela bana efendim bir örnek vereyim. Yani kendi yaptığımız şeyden. Bazen 20 tane sıçan diyoruz evet, işte. Evet, denekler sıçan var. Ya diyorum ki ben araştırdım. Yani 8 taneyle de bu işin evet, halledilebileceğine inanıyorum aynen, diyorum. Fazlası yani olmaz. Oradakiler bakıyorlar gerçekten değerli hocalarımız tabii evet, işin uzmanları. Evet evet 8 tane ya da 10 tane falan diyorlar. Kesinlikle. Ve ortada yani, böylece telef edilmesini, gereksiz yere otenaze edilmesini, yok edilmelerinin de önüne vallahi geçmiş oluyoruz. Etik yani, kurulları biz ciddi ciddi çalışıyoruz. Evet. Hiç yani tavizimiz yok. Etiklerin hiç taviz vermedik. Şimdi bundan sonra da vermek ve çok ciddiyetle çalışıyoruz. Çok evet, ciddi. 3 tane de etik kurumuz var. Çok ciddi. Hassasız. Hayvan evet, hakları açısından. İsterse deney hayvan olsun. Hayvan hakları için çok hassas. Ben daha da şey yapayım. Ben de bir hayvan biz de bazen rahatsız ediyorum, oluyoruz ama mesela bizim kampüste de zaman zaman köpekler geliyor. Orada zarar da verdikler oluyor mesela. Bu sene 10 tane kazımızı yedi. Onu da söyleyelim. Şeyler mi? Evet köpekler canları sağ olsun ama zarar vermiyoruz. Kesinlikle zarar vermesine karşıyız. Şeyi de bakıyor biz milli parklara da bakıyor onlar da evet, yabani hayvanlarla ilgili. Yani aslında görev alanımız çok geniş sayın rektörüm yani, aslında Allah yardımcısı olsun. Bizim özellikle bu hastanenin daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşın hiçbir yere Adana'ya başka yere gitmesi istemiyoruz. Yeri gelmişken söylemek istiyorum ben. İnşallah Temmuz ayında kök hücre nakli yani eski halde kemikli transplantasyon merkezini kuracağız. Faaliyeti geçecek yani onu söylerim. Hizmetini, çok faaliyeti önemli, geçireceğiz. Kemikli transplantasyon merkezini kuracağız. O çok önemli. Ben Hatay'ın ilk hematoloğum. Yıllarca tek başıma baktım yıllarca. Şimdi inşallah nasip edecek kemikli nakil merkezini kuracağım. Maşallah. Tebrik ediyorum. Hematolog. İki tane öğretim üyesini bir yılına gönderdik. Gerekli personeli, hemşire, teknisyenler, kurs için sertifika lazım çünkü. Onlar Nisan ayı içerisinde tamamlanacak. İhalesini yapmak üzereyiz. Yaptıktan sonra kısa zamanda kemikli nakil merkezini açacağız. Bu önemli bir şey. Amacımız böbrek transplantasyonu için de çalışmamız var. Bir öğretim üyemiz bu yönde eğitimini aldı, döndü. Onun için de ruhsatla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Onu da söyleyelim. Çalışmamızı inşallah ikisini de gerçekleştireceğiz. Çünkü burada çok hasta var. Yaklaşık 2 milyon Suriyeli vatandaşlara da katarsak, misafirlerimize katarsak 2 milyon düzeyinde bir şeyimiz var. Tabii vatandaş nüfus, var. Tabii 2 milyon. Bunlar çoğu hematolojik hastası, kemiklerse, lösemilere falan bakılması lazım artık. Başka merkeze gidince rezil oluyor. Yakınlarda, hastada zor yani. Hem de maddi durumdan hem de sosyal durumdan dur, yıpranıyorlar. Çok ciddi bir yıpranıyorlar. Onun için bunları inşallah Allah nasip ederse bana bunu açacağız. İyi de olacağını düşünüyorum yani. En azından rektörlük aşamasında son yok, benim, zamanlarda ben, süreciyle. Ben Erzurum ihtisaslıyım. Ben içimde ben öyle gelmişim.
derdim buraya, memleketlisin. Ben demişim ki buraya geliyorum ama ben kemikli nakla merkezini açmam lazım. Ama çok önemli bir miras bırakacaksınız. Yani işte yapmak lazım, inşallah yapacağız. İnşallah. Önemli bir şey yani buna. Rabbim sizlere nasip etsin. Bir de şu yönden ben şimdi birkaç defa gittim de tabii şey yapmadı. Konuyu açıyor. Bana göre artık yani ister bizde olsun. Üçüncü basım olarak şey de açıldı mesela. Araştırma hastanesi de Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Evet. Burada onkoloji ve hematoloji bir hastanesi olması lazım. Onkoloji ve hematoloji hastanesi. Birçok yerde, ben size sayabilirim şey. Nerede sayayım? Antep'te var, Maraş'ta var, Mersin'de var, Adana'da var. Talep'te bulundunuz mu efendim bununla ilgili? Talep'te bir zaman bulunmuştum. Tekrar gerçekleşti. Bence ekonomik sıkıntıya girdi. Kimseye de şeyimiz yok. Yani ekonomik sıkıntıdan dolayı yatma dönüşü olmadı. Keşke bir tane bağışçı olsa da, hayırsever olsa bir da. Bir hayırseverle mi olur? Olsa keşke yani. Veya büyük kuruluşta İskender Demirçelik var. Yapsa hiçbir şey yok. Bunu kimlere söylüyorum? İlgili bizi dinleyen siyasiler olabilir. Bu işte yöneticiler olabilir. Katkı sağlayacak biri varsa çok çok memnun oluruz. Ben de sizin adınıza buradan sesleniyorum, evet, o zaman. Evet, seslenebilirsiniz. Bizim Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanemizde bir hematoloji, onkoloji. Kesinlikle. Hataya lazım. Hastanesinin bir hayırsevere ihtiyacımız var efendim. Eğer bu da bir çok büyük bir hayırdır. Hem dünyevi hem uhrevi anlamda sizlere büyük katkı sağlayacaktır. En azından bir güzel bir salih amel işleyecektir. Bak, benim inancım kesinlikle gereği. Kesinlikle yani. Güzel bir şimdiden şey hayırseverlere buradan duyurulur. Benim de kafamdan geçen çok etkili hayırseverler, onları da ayrıca iletiriz lazım inşallah. Duyan kardeşlerimiz de, burada olanlar, bizi dinleyenler de, onlar da iletişimde çok... Biliyorsunuz Hatay en fazla kan hastalıklarının olduğu bir merkez, biliyorsunuz kan hastalıkları, Akdeniz Hanemsi dediğimiz. Evet, burası meşhur zaten. Evet. Bugün mesela ben size söyleyebilirim, benim kendi servisimde zannedersem bugün için 15 tane hasta var. Bunun 10 tanesi Orak Hücre Hanemsi, kendi çocuklarımız. Hatay'ın efendim bir daha söyleyeyim. 10 tanesi Orak Hücre Hanemsi, kalsal hastalık. Çocuk yani. Bunlar şiddetli ağrılarla geliyor. Bunların daha konforlu yerlerde, daha nezih bir, evet, ortamda hizmet rahat etmesi. Zaten psikolojisi de bozuluyor. Yılda 5-6 defa yatan var, 10 defa yatan var. Gece günlerce ağrısı olanlar var. Bunlar için daha nezih, daha güzel bir ortam olması. Bizim burada SMA dediğimiz farklı bir... SMA çok bize, da, Türkiye'de de yok. O değil ayrı mi? Bir konu. O ayrı bir çok kas ayrı hastalığı. Bir şey. Onu da Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz tetkilerini ücretsiz olarak yapmaya başladı. Evet, başladı. Taramalar, evet, olarak. O da çok güzel bir şey yani. Onu da söylemem. Sağ olsun. Efendim bizim tabii ilçelerimizde birçok meslek yüksek okulları var. Bunların, evet, ortamları nedir? Nedir yani bunların eğitim seviyesi, fiziki koşulları durumunda yeterlilik sağlıyor mu? Evet. Şimdi meslek yüksek okulların yani hizmet bölersen olmuyor mesela. Şimdi gerçekten söylemek istediğim bu kadar meslek yüksek okulların periferde açılmasını zaman içerisinde bunlar 15-20 ise her ilçeye bir tane meslek yüksek. Neredeyse her kasaba bir meslek yüksek. Bunun zaman içerisinde yanlış olduğu ortaya çıktı yani. Eyvallah. Yanlış oldu. Fayda maliyet analizi yaptığımız fayda zaman. Fayda maliyet benim açımdan fayda maliyet analizi değil. Öğrenci açısından fayda, evet, maliyet yani analizi. Zaman kaybı, enerji öğrenci kaybı. Öğrenci zaten fakir fukara, anladın mı? Köyden gelmiş, kırsal kesimden gelen bir çocuğu, tekrar kırsal kesime götürüyorsunuz. Üniversite yalnızca şey değil ki yani. Eğitim veren bir yer değil ki. Çocuk büyük yerlere giderse kültürü, sosyal alanları bilmem. Üniversite dediğim farklı şeyler de yükler şahsa. Tek başına okul şey, yeterli öğretim üyesi olamıyor o zaman da. Yeterli eğitim göremiyor. Onun için ben bunun zaman içerisinde bunu tekrar değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, biz altın özü kapatmak da istemiyoruz. Belki ileride çözüm bulunur. Samandağ Meslek Yüksek Okulu mesela artık merkezde hizmet görüyor. Altın özü merkezde hizmet görüyor. Kapatmadık da yani. Talep var mı? Talep yeteri kadar bazı bölümlerde talep yeteri kadar yok. Yeni bir şeyler yapmak lazım. Eyvallah. Değerli rektörüm, tabii. Ben bunu açmak istiyorum. Bazı yeni bölümler açarsan belki olabilir. Özellikle sağlık açısından şey yapıyoruz. Bunu Kırkan'da biraz yaptık. Demesel Kırkanlısı'nda onun için yaptınız diye söyleyenler var bazen. Hiç öyle değil. Şöyle bir şeydi.
Kırkan biliyorsunuz 70-80 yıllık bir diş. Dişçilikle ilgili bir tarihi vardır. Misyonu vardır Kırkan. Tabii diş denince akla kalır. Onu yaşatmak amaçla bir iki bölümü oraya açtık. Başka herhangi bir meslek lisesi okulların merkezi daha kaliteli eğitim yapılması lazım. Bana göre mesela iyi bir şey yaptık. Artık biz meslek lisesi okulunda mesela 2 yılsa bir yılını okulda geçirsin. Bir yılını tamamen şeyde geçirsin. İşte aslında ben sahada geçmez lazım. Söyleşimizin en başında demek istediğim aslında buydu. Evet. Değerli rektörüm. Yani ara eleman dediğimiz nitelikli kesinlikle eleman. Bizlere yani mesela biz bunu istiyoruz. Yani biz şimdiye kadar yapılan şudur yani. Uygulama alanına gidiş, sahaya gidiş çok az. Hep bravo, vermişiz çocuğa. Çok muhteşem bir anlat. Değil. Bir şey yok yani. Gidiyor elektrik, git bak yap dersin, yapamaz. Ama bunun bir yılını sahada geçirse hem kendisi işi iyi öğrenir tabii canım, hem de karşıdaki işveren de bu şahısları iyice tanır ve iş sahibi yapar yani. Bunun uygulaması yapılmaya başlandı. Onu da söyleyeyim. Tüm Türkiye'de yapılmaya başlandı. Mühendisliklerden başlandı. Şimdi meslek yüksek okullarında yapılmaya başlandı. Bizde mesela aşçılık meslek yüksek okulu, aşçılık bölümü var meslek yüksek okulu. Biz bir dönem burada şeyde eğitim alıyor, bir dönem sahaya veriyoruz. Tüm olması gereken. Yapıyoruz yani. Bu daha harika, da geliştirmesi lazım. Eyvallah. Yüksek Öğretim Kurumu bunun için de şöyle bir teşvik yaptı. Mesela organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek lisesi okullarında daha fazla önemsiyor. Teşvik edici. Çünkü laboratuvar var, ortam var. Tam ortam yani. Tabii. Keşke bir tanesi çıksa da orada meslesini oraya kursa. Biz de hemen taşırız. Bunu söyleyeyim yani. İmkanımız olsa hemen taşırız organize sanayi bölgesine. İmkanımız olmadığı için. Bunu tabii girişimlerde yaptık ama bir yere varamadığımızda onu da bilinmesini isterim yani. Yani taşırız, hiç sıkıntı yok yani. Hemen yerini taşırız yani. Sanayiyle ilgili bölümleri, meslek lisesinin sanayiyle ilgili bölümleri hemen organ sanayi bölgesinin hangisini olursa taşırız. Bunlarla ilgili Antakya'da bir yasal da düzenleme mi gerekiyor efendim? Ya yok, da sizin okul lazım, yer, mekan lazım. Mekan lazım, mekan ortam lazım, lazım. Ortam lazım, mekan lazım. Bunu da bulmak kolay olmadı yani, onu da söyleyelim. Sayın rektörüm, bizim gençlerimize bu okurken ne tavsiye edersiniz? Siz yılların akademisyeni, babası, velisi, hocası, büyüğü, emektarı olarak hem okurken hem de mezun olduktan sonra neler tavsiye edersiniz? Neler yapsın bu gençler ki bu devletimizin geleceğini, ülkesinin geleceğini ya inşa etmek adına ne tavsiyelerde bulunursunuz? Birincisi devlet politikasını veya hükümet politikasını ben çok ondan anlamam. Devletimizin yeniden değerlendirmesi lazım. Bu yönde de çok atılan atımlar. Yani ortaokul seviyesinde artık yani yönlenmesi lazım çocuğun. Sonra da bize gelip lise mezunu geliyor, meslek lisesi okuluna gidiyor. Üniversite seviyesinde değil. Değil, mümkün değil yani. Bunun orta öğretim seviyesinde artık yönlenmesi lazım. Tüm dünyada böyle yani. Dünya böyleyse biz bunu yeniden keşfetmeye gerek yok. Tüm dünyada böyle. Bu yönde de iyi ilerlemeler var. Orta öğretim düzeyinde gidecek yani. Yoksa artık yani son sınıfta şurada var. Öğrenci üniversiteye geldik vakit de, şunu da söyleyelim yani, öğrenci üniversiteye geldi, haydi üniversiteye geldi. Birinci sınıfta hedefini koyması lazım. Ama bizim öğrencilerde bunu yok. Dördüncü sınıfa gelmiş, daha ne yapacağını bilmiyor öğrenci. Bu öğrencinin suçu değil ama. Hocaları yönlendirmesi lazım. Yeni bunun için programlar değişmesi lazım. Var mı değişiklik? Ciddi ciddi var. Ondan söylerim, girişimcilik derslerini biz tamamen tüm üniversitenin hem fakültesine koymuş durumdayız. Yüksek Öğretim Kurumu da bunu zaten teşvik ediyor. Koyduk girişimcilik derslerini. Zaman zaman demin de söyledim ya, dışarıdan iş adamlarını getirerek falan karşılıklı getirerek bu işi yapıyoruz. Kariyer merkezlerinde çok iyi çalıştırmak lazım. Kariyerimizi. Devlet çok önemsiyor. Hükümet çok önemsiyor. Ondan sonra kariyer merkezlerinde çok dişçilerimiz var. Biz de önemsedik. Size davet edin. Biz kariyer merkezinin çok büyük bir ben yıllar öncesinde değerli rektörüm ve Milli Eğitim'le de görüştüm. Evet. Görüşmüştüm. Efendim bu müteşebbislik dediğimiz olay, girişimcilik dediğimiz olayı anlatayım dedim. Gençleriniz beni buluşturun. Onlar bizzat iyi sahayla ilgili hem bağımsız denetim, mali müşavir, muhasebe, girişimcilik. Bunlar bizim zaten alanlarımız. Evet. Bu evlatlarımızla biz gibi sahada olanları mutlaka buluşturmanız gerekiyor. Şimdi ben mesela kariyer merkezinin yeniden tadilatını yaptırdım. Çok nezih bir yer yaptırdım. Sekreterini, her şeyini ayırmışım. Düzenli olarak yapıyoruz. Çünkü önemsiyoruz yani.
kariyer merkezi olmadan olmaz. Herkes bu yönde çalışıyor. Biz de bu yönde çalışıyoruz. Kariyer merkezini bir yandan geliştiriyoruz. Öğrencileri mutlaka girişimcilik dersler açısından iyi bir hocalardan, uzmandan almasını özellikle önemsiyoruz. Bilirsiniz bazı ek dersleri falan ama kim verirse versin. Asla öyle bir şey yok. Özellikle tüm senato toplantılarında, yönetim kurulu toplantılarında bunun çok önemsediğimizi defalarca söylüyoruz ve takibini de yapıyoruz. Düşünmeniz hoşuma gitti. Başka türlü olmaz yoksa yani. Ya. Çocuk bilmiyor. Dördüncü sınıfa gidiyor. Daha nereye gideceğini bilmiyor. Olmaz yani. Hedefini birinci sınıfta koyacak. Bu ne yapacağız? Akademisyen ne olacak? Çalışacak mı? Bilmem ne yapacak. Bir de şunu tavsiye etmek lazım şimdi. Gitsin okuluna, iş arasın yani. Yani birinci sınıftayken gitsin. Kısmi zamanlı çalışsın, başka yerde çalışsın, karın tokluğuna çalışsın, atılsın yani. Yoksa bu işler olmaz yani. Sayın Rektörüm, buradan ben kendi evladım üzerine bir örnek verebilir miyim? Evet. Benim oğlum mimarlık fakültesi birinci sınıfta. Ona dedim ki, evladım sen oraya gideceksin, doğru projeler çizeceksin, sana tasarımlar yapılacak vesaire ama benim etrafımda çok mimar var. Evet. İnşaat mühendisi var. Biraz şantiyelere gideceksin. Oradaki ortamı göreceksin, üstün toz olacak. Kesinlikle yani. Ben mesela inşaat yani. Sektöründen de evet. Gelmem. Benim ayağıma çivilere batmıştır, bastıydı da hem de küçük olmaz bir yani, kesinlikle. Yani senin o ortamları görmen gerekiyor. Sen ortamları görmeden çok iyi bir mimar olabilme gibi bir durumun olmaz. Sadece derslerde aldığın yetmez. Sahayı da görmen gerekiyor dedi. Eyvallah babacığım dedi. Ya sonradan insan şey olmaz. Para kazanmasını bile öğrenemez. Yani çok zor. Genelde efendim ben uzun yıllar, 10 yıla yakın liselerde şey verdim. Bu kariyer. Ben evet. Kendim mesleğimi anlattım. En çok sordukları ne kadar kazanıyorsun? İşte nasıl başarılı oluruz? Vesaire soruları geldi. Evet. Tabii biz bunları anlattık. Yani başarının sırrı önce samimiyet. Çok kitap okumak. Kendinizi okuyacaksınız. Önce dürüst olacaksın. Dürüst olacaksın. Vesaire saydık. Yani terlersen, çizgilerin olursa hayatında, ilkelerin olursa başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Dürüst olacaksın, ahlaklı olacaksın. İkincisi de mesleğini seveceksin. Mesleğini sevmesin bu işi yapamaz. Eyvallah. Mesleğini sevmesi yapamaz. Sizin de içinde geçerli, bu benim için de geçerli. Mümkün diye sürdüremezsiniz yani. Mesleği sevmek. Onun için bunun ortaokul düzeyinden başlaması gerektiğini tekrar söylüyorum. Yani. Yoksa olmaz. Yani adam severse bu tarafa. Yani ağaç beğenmezse, yaşken eğilir evet, diyorsunuz. Evet. Adam artık yani üniversite 3. 4. sınıf ne yapacak ondan sonra yani? Sevmiyorsa başka yere yönlenmesi lazım. Bir de herkesin üniversite mezunu olacak diye bir şey olmaması lazım devletin. Herkes üniversite mezunu ne yapacaksın seni? Planlamasını yapmak lazım. Yapıldığında düşünüyorum. Onun için kesinlikle orta öğretim düzeyinde bu işler halledilmesi lazım. Ara elemanlara çok ihtiyacımız var. Ara elemanı da olacak. Nitelikli elemanlara, kalifiye elemanlara çok ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle 2 yılda olmaz bu işler yani. Ortaokul, lise düzeyinde başlayacak. Çok yol almamız gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yani sizin kampüsle ilgili şeyinizi aslında sohbetimizin başında ona değindik ama çok güzel bir yeşil bir kampüs yapmışsınız. Evet. Peyzajlama faaliyetleriniz var. Onunla ilgili ne dersiniz? Yani, ben maşallah onu söyleyeyim. Ben yeşil kampüse iş yaptım. Ben şimdi hakikaten bir gün bu sivil toplum kuruluşlarını falan bir gün gezdirmek istedim kampüsü. Bir slide gösterisiyle. Bundan 7 olur yıl, bir ayarlayalım efendim. Yani 7 yıl 8 yıl önce neydi şimdi nerede? Bravo. Yaklaşık 13-14 bin tane yalnızca ben fıstık çamı iktirmişim. Yani. 13-14 bin. Bazıları benim boyumun 2 katı çıktı yani. Çok harika oldu. Daha da ektirmeye devam ediyorum. Neredeyse ekilecek yer bırakmaya kalkarız. Ağaçlanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel. Hiç ara vermeden her tarafını yeşile boyayacağız. Bunu doğal olarak boyayacağız yani. Renkli değil yani. Boyayla değil. Oraya yeşil kampüs derlerse şaşırır. Zaten bir ödül de almıştık daha önce de seçilmiştik zaten. Ondan da şey yaparız. Bundan hiç tavizimiz yok yani. Her dönemde ekiyoruz. Dikiyoruz, ekiyoruz, her şeyi yapıyoruz yani. Bu sene de yaklaşık olarak 3500 tane kadar yine fıstık çamı ekiyoruz. Çok 3500 tane daha ekeceğiz, dikeceğiz. Her türlü yeşillendirme açısından elimizden geleni yapıyoruz. Bir gün davet ederse gezdirmek lazım. Efendim böyle mesajlardan da sizlere hayırlı yayınlar Hasan Hocam diyen Rıza Arslan kardeşimiz. Evet. Şey yapıyor. Hepsi sizlere selamlarını, saygılarını arz teşekkür ediyorlar. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorlar sağ ol, efendim. Teşekkür ederiz. Biz de kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Derler ki efendim bizim orada kredi yurtlar kurumuna bağlı aslında. Bu evlatlarımızın, öğrencilerimizin evet. Barınma ihtiyaçları.
Sizin orada bir katkınız oluyor mu efendim? Tabii sizin şeyinizde onlar değil o. Spor, tabii size ait değil. İl müdürlüğüne bağlı ama yeri biz vermişiz. Sizin evet tane öyle bir katkınız yeri vermişiz. Ben şunu açık ve net diyorum. İskenderun tarafını çok fazla bilmiyorum. Orada da bilgim var. Orada da herhangi bir yurt sorunu olmadığını düşünüyorum. Bizim burada Antakya bölgesinde hiçbir zaman yurt sorunu olmadı. Maşallah. Açık ve net yani. Biliyorsunuz siz de yurt sorunu olmaz. Ya, yaklaşık 1000 yataklı 2022-2023 eğitim üretime yetişecekse 1000 yataklı kampüs içerisinde yurt tamamlanmak üzere. 3 tane blok yapıyor, 1000 yataklı erkek öğrenci de 2370. Yani yeni bir yurt daha. Tabii tabii. Oo harika. Bitiyor yani, bitiyor. Ben bu sene yetişir diyordum ama yetişmedi. 2376'da zaten kampüsün içerisinde kız yurdu var. Etrafta zaten biliyorsun apartlar çok fazla. Onlar da katkı sağladığını düşünüyoruz. Yurt meselesi bizim gündemimizde hiç olmadı yani. Ama da, yeri siz vermişsiniz maşallah. Tabii, evet, bu, yurt bu, meselesi yok gene. Evet. Antakya bölgesinde öyle bir yok sıkıntı yok, hiç hissettirmediniz. Tebrik ediyoruz. Onu söyleyen kötü niyetli bakanlar diye söylerim. Yani. Evet, açık ve net söylerim. Allah razı olsun. Sorsun bakalım yani. Gerçekleri şey yapsın. Yanlış yani. Efendim söyleyeceğiniz, toparlayacağınız son itibariyle evlatlarımıza, üniversitemiz için sizin de yılların birikimi olan deneyimlerinizle, zaten aslında özetlediniz ama son birkaç cümleyle sizleri dinlemek isteriz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay için vardır. Hatay'ın tüm alanı için vardır. Eyvallah. Bizim kapımız herkes açıktır. Elimizden gelenin en yüksek vazifesini yapmakla görevliyiz. Bunu da yerine getirmek için katkılarını da bekliyoruz. Tüm Hatay halkının. Mustafa Kemal Üniversitesi rektörü olarak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi rektörü olarak kapımız 24 saat her türlü, her vatandaş açık olduğunda ifade etmek isterim. Herkese iyi akşamlar derim. Allah razı olsun. Biz sizlere değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizlere şeref verdiniz. Programımıza renk kattınız efendim. İnşallah. Bu süreçte devam eden sürecinizde, bundan sonraki hayatınızda üstün başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizlere değerli ekibimize de buradan şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Efendim gündeme dair programımızda bir sona geldik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hasan Kaya hocamızdı. Kendilerine vermiş olduğu bilgilerden dolayı gerçekten hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Çok müstefid olduk. Samimiyetle, iştenlikle cevaplar verdi her zaman olduğu gibi. Bundan sonra da kendi hayatında, özel hayatında, resmi hayatında üstün başarılar diliyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Sağ olun.